Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android uygulamalarımızda kullanabileceğimiz bir kütüphane olan Event Bus'ın ne olduğundan, ne gibi durumlarda kullanırsak bize nasıl kolaylıklar sağladığından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak genel bir ifadeyle kütüphaneler ne işe yarar? Şimdi biz eğitimlerimiz genelde temel eğitim olduğundan kavramlardan bahsediyoruz ve ilerleyen zamanlarda şu an bunu bir puzzle'ın parçaları gibi düşünün. Şu an parçaları tek tek yapıyoruz. Bir yerden sonra bunların hepsini toplayıp şöyle güzel gelişmiş uygulamalar yapacağız. Bunları anlatırken örneklerimiz basit oluyor. Ama bazen basit örnekleri yaparken bile bir işlem için bir sürü kod yazmamız gerekebiliyor. Peki bunu büyük projeler için düşünün. Şöyle aktivitesi, fragmenti bol, servisleri bol bir uygulama için düşün. İşler içinden çıkılmaz hale gelebilir. İşte bu büyük projelerde yaşanan kod yoğunluğundan, İşte basit bir işlem yapmak için bir sürü yazılan koddan ve bunlar neye sebep olur? Yarın öbür gün bu kodu geliştirirken sıkıntı yaşarız ve de arkadaşlar ne olur? Anlaşılmaz bir hale gelebilir. Bu gibi durumlarda işte biz Android'de hazırlanmış olan kütüphanelerden faydalanıyoruz. Şöyle bir genel tecrübe olarak şunu söyleyeyim. Bir işlem yapıyorsunuz ve çok fazla şeyi yazmanız, çok fazla şeye dikkat etmeniz gerekiyorsa, ama bu işlem çok fantazi bir işlem değilse, mesela temel bir işlemse nedir? Bir aktiviteden başka bir aktiviteye veri gönderme, fragmente veri gönderme, servislere veri gönderme gibi her uygulamada olması gereken bir şey. Ama bu sizi gereğinden fazla yoruyorsa bunu bir araştırın. Onunla ilgili ya bir çözüm, standart bir çözüm vardır. Hani işleri daha da kolaylaştıracak. Ya da onunla ilgili bir kütüphane yazılmıştır. Bu kesindir yani. Mesela uygulamanızda resimlerle ilgili çalışıyorsanız ve bunun da pek çok kod yazmanız gerekir, pek çok şey dikkat etmeniz gerekir. Ama halbuki Picasso isimli kütüphaneyi öğrenseniz yapacağınız işlemleri tek bir satır kodla yapmanız mümkün. Bu ve bundan sonraki derslerde yeri geldikçe ilgili kütüphanelerden, o konuyla ilgili kütüphanelerden bahsetmeye çalışacağım. Bir de kanalımda gerekli kütüphaneler gibi bir liste olacak. Bu videoları da onun altında da görebileceksiniz. İşte bugün bu kütüphanelerden Event Bus'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi uygulamalarımızı yaparken biz genelde aktiviteden aktiviteye veri gönderme olayına pek çok kere ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? Mesela burada iki tane sayım var. Ben bu sayıların toplamını mesela buraya göndermek istiyorum. Bunu yapmak için neleri kullanırız? Bundle'ları kullanabiliriz veya intent'imize direkt olarak ekleyebiliriz. Peki bu böyleyken burada bir tane butonum var. Tek bir aktivite ve burada fragmentleri gördük. Burada birden fazla fragment var. Ben istiyorum ki bu butona tıklanıldığında veya bu edit text'te bir şey oldu veya buradaki veriyi bir şekilde bunlara göndermem gerekiyor. Ne yapacağım? Ben buradaki tek aktiviteden her bir, burada 5 tane var. Her bir fragmenti bulup ona veri mi göndereceğim? Ya gönderebilirim tabii ki ama veya işte o fragmenti bulmaya çalışırken standart bir kod yazacağım. Ve daha sonraki bir işlemde belki bu fragment buradan kaybolacak. Bu sefer de ne olacak? Uygulamanız hata verecek. O durumu da ayrı bir şekilde ele almanız gerekecek. İşte Event Bus böyle şeyleri kolaylaştıran gayet güzel, kullanımı kolay, basit bir kütüphane. Şimdi daha önce yaptığımız örneklere bir göz atalım. Sıfırdan yazmak yerine, hani eskiden nasıl çözüyorduk bunları? Burada mesela ne yapmışız? Çalıştır metodu tıklanıldığında sayıları almışız. Değerleri almışız. Integer değişkenleri atamışız. Demişiz ki ya bundle kullanarak ya da direkt fragmentte bunları ele alan bir metoda bunları parametre olarak geçerek biz aktiviteden fragmente veri gönderebilmişiz. Fragmentten fragmente veri gönderirken biraz daha karışıktı hatırlarsanız. Bir interface yazıyorduk. Yollayacağım parametreleri içeren bir metoda sahipti. Ve daha sonra da bu gördüğünüz gibi şurada ilgili activity bunu implemente ettiği için bundan bir nesne yaratıp activity'ye ulaşıp bunları oraya yolluyordum. Gördüğünüz gibi burada bir fragment, hani birer tane var az. Birden fazla olduğunda işler çok daha karışacaktır. İşte bugün öğreneceğimiz Event Bus sayesinde çok basit bir şekilde siz aktiviteden aktiviteye, fragmente, servislere, farklı threadlerde çalışan servislere bile çok kolay bir şekilde
verilerinizi gönderebilirsiniz kendi yarattığınız yollarla. Şimdi gelin şurada bulduğum çok güzel bir dokümantasyondan faydalanarak üzerinden geçerek Event Bounce'ın ne olduğunu öğrenelim. Diyor ki, tipik bir Android uygulaması birçok katmandan, modülden ve fragment, aktif ve servis gibi yapılardan oluşur. Biz şu an için ilgimizi çeken fragment ve aktivite olsun, şunları daha görmedik. Bu bileşenler arasında etkili bir iletişim sağlamak birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarından zor olabilir. Ve genel bir programlamayı, yani tasarım deseni olarak geçer, loose coupling dediğimiz hani esnek bağ yapmaya çalışın. Yani komponentlerin birbiriyle olan bağımlılıklarını mümkün olduğunca az tutun. Birbirlerine bağımlı olmadan çalışsınlar demek. Bu sayede ne olabilir? Yarın bir gün uygulama geliştirirken çok daha esnek bir şekilde uygulamayı geliştirebiliriz. Çok fazla detaya inmeden biraz hani bir sonraki derste zaten örneklerle göreceğiz nasıl kolaylaştırdığını. Önce bir ne olduğunu anlayalım. Uygulama mimarimizin daha alt katmanlarında, örneğin veri tabanı katmanında bir aksiyon gerçekleştiğinde buradaki veriyi üst katmanlara, arayüz katmanına göndermek isteyebiliriz. Bunu yapmak için işte listener'ları kullanabiliriz, farklı threadlerde çalışan asyntastları, callback'leri kullanabiliriz. Ama ne olur arkadaşlar, bu sefer benim ilgili elemanlarım birbirine bağımlı hale gelir. Mesela deminki örneği kapattım mı? Kapatmışım. Mesela siz fragmenttan activity'ye veri göndermek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Activity ile ilgili bir nesne oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu o fragmentin o activity'ye bağımlılığını arttıran bir olay. Hani bunlar yarın öbür gün o fragment ne olduğunda, destroy edildiğinde veya o activity kapatıldığında, bir şey olduğunda o bağımlılıktan dolayı ne olacaktır? Karşı tarafta etkilenecektir. İşte bu yüzden birbirine direkt olarak sıkı sıkıya bağlı kod bileşenleri oluşup bunları yapmamamız lazım. Kod tekrarına sebep olur, testler zorlaşır, hata çıkar, çıkma ihtimali artar ve hatanın nerede olduğunu bulmakta biraz daha zorlaşır. Bu gibi sorunları önlemek için yayınla abone ol veya mesaj kanalı mimarisini kullanmak bu gibi problemlerin azaltılmasını sağlar, böyle sorunların ortaya çıkmasını engeller. Birbirinden haberlerin olmasına ihtiyaç duymadan bu yolla uygulaması bileşenler arasında etkili bir iletişim kurabiliriz. Bu şu demek, hani bir radyo istasyonu olduğunu düşünün. Size kimi dinlediği, ne zaman dinlediği, ne kadar dinlediği umurunuzda değildir. Siz yayınınızı yaparsınız. Dinlemek isteyen ilgili frekansa gelir ve sizin yayınınızı dinler, değil mi? Burada yapacağımız işlem de aslında buna benziyor. Siz bir aktivitesiniz ve başka bir aktiviteye mesaj göndermek istiyorsanız, siz mesajınızı yayınlıyorsunuz. Sizi dinlemek isteyen diğer aktivite önce buna kayıt oluyor, yani radyosunu sizin frekansınıza getiriyor ve daha sonra da sizin yolunu yayını almak için ne yapıyor? İlgili metodu yazarak işlemleri yapıyor. Gördüğünüz gibi iki aktivite arasında herhangi bir intent kullanmadım, herhangi birbirlerine nesne göndermedim. Birbirlerine bağlı olmadan ben birinden birine mail atmış, veri göndermiş olacağım. Green Robot'un Event Bus kütüphanesi işte bu işe yarayacak. Bir de Otto Event Bus diye bir şey var. Ama eğer araştırırsanız Event Bus'ın özellikle performans konusunda her konuda Otto'dan üstün olduğunu görebilirsiniz. Bunu da neden söylüyorum? Event Bus'la ilgili bir çözüm aradığınızda Otto çözümü olabilir. Kafanız karışmasın. İki versiyonu var. İkisi de aynı isimli. Biz Greenbot robotun Event Bus kütüphanesini anlatıyoruz şu an. Bunu uygulamamıza almak, Gradle dosyamıza şu satır kodu yazmaktan fazlası değil. Bunu yazıp projemizi sync yaptığımızda Event Bus ile ilgili bütün sınıflar, metotlar bizim uygulamamıza gelecektir ve biz bunları çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bir event'e abone olmak demiş. İşte bu şu demek. Bir taraf bir yayın yapıyor. Bundan veri almak isteyen kişinin önce bir abone olması gerekiyor. Bu abone işlemlerini biz register metoduyla ve onStart metodunun içinde yapacağız. Gördüğünüz gibi fragment ise diyor onAt için içine yazın diyor. Size bağlı, istediğiniz lifecycle'da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama tabii ki de onun yaratılma adımı olan, ilk adımı olan onStart'ı yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Ve yazdığınız tek satır bu. Event Bus'ın default nesnesini al,
Onu da register ol. Abone olmuş sınıfın kanaldan kaydını silin diyor. Hani biz bunu ilgili aktivite atıyorum on start'ta başladığında register ediyorsak destroy veya stop olmadan önce de bundan unregister olup kaynakları geri veriyoruz. OnEvent metodunu kodlayın diyor. Bu metot adı illa OnEvent olmak zorunda değil. Önemli olan şuraya yolladığınız parametre. Siz mesela iki tane sayı gönderiyorsanız iki tane sayı içeren bir sınıf yaratıyorsunuz. İlgili getter'ları, setter'ları, constructor'ları yazıyorsunuz ve o sınıfın nesnesini buraya gönderiyorsunuz. Eğer bir kişi post etmişse o mesajı, bu sınıf ondan direkt olarak haberdar olacak. Ne diyor? Her zaman tanımladığımız standart Java öğeleridir. Hani event dediğimizde aslında bu. Mesela bu sınıfta aslında gönderilmek istenen bir string ifade. Bunun gördüğünüz gibi constructor yazılmış. Bir de o mesajı okumak için get metodu yazılmış. Siz istediğiniz kadar event'i böyle yapabilirsiniz. Birden fazla event için ayrı ayrı sınıf açabilirsiniz tabii ki. Ama dersiniz ki hocam yani bir tane string için ben bir sürü Java sınıfı mı yaratacağım? Bunu yapabileceğiniz gibi inner class'lar kullanarak da aslında sadece bir Java dosyasının içinde bütün mesajlarınızı yapabilirsiniz. Onun da örneğini göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi bunların herhangi bir sınıfın alt sınıfı olması veya bir interface gerçekleştirmesi gerekmiyor. Şimdi geldik event çeşitlerimiz var. Sticky event ile normal event. Kanala normal event ve yapışkan event göndermenin arasındaki tek fark mesela şuradaki post default yolu. Yani siz mesela main activity'siniz ve ikinci bir activity'ye mesaj göndermek istiyorsanız sadece post deyip ilgili sınıfa şu veriyi yazarsınız. Eğer karşı taraftaki sınıf ona register olmuşsa oradaki veriyi direkt olarak okur arkadaşlar. Bu normal eventimiz. Bir de sticky event diye bir şey var. Bu ne demek peki? Şöyle bir şey düşünün. Mesela WhatsApp'ı kullanıyoruz hepimiz. Normalde WhatsApp'ınız açık yani internet bağlantınız varsa biri size mesaj attığında ne oluyor? Direkt olarak bildirim geliyor, değil mi? Bu normal bir yaklaşım zaten. Peki internetiniz kapalıyken biri size mesaj attığında ne oluyor? Normalde hani çalışma prensibi nedir? İnterneti açar açmaz ilgili bildirimler gelir. Ama eğer siz mesela bunu posta yapsanız bu şöyle olacak. İnternetiniz kapalıyken gönderilen mesajlar kaybolacak. Bu kötü bir durum, değil mi? Ya çünkü adam size bu işlemi post ettiğinde yani gönderdiğinde sizin internetiniz olmadığı için o an onu alamadı. Ve sonra açtığında da bundan haberi olmayabilir. Ama işte buradaki post siteyi kullanırsanız ne oluyor? İnterneti açar açmaz onlar otomatik olarak geliyor. Başka bir örnek. Mesela cihazın batarya durum değişimini gönderen bir uygulama yaptınız mesela. Yani şöyle bir şey, batarya 52'den 51'e düştüğünde sizin uygulamanız mesela aktifleşecek, değil mi? Şimdi uygulama çalışırken 52'den 51'e düştüğünde sisteme bir broadcast receiver paylaşılır. Der ki hani cihazın şarj durumunda değişiklik oldu. Çok güzel, hani normali bu. Peki cihazı ilk açtınız, hani uygulamayı pardon ilk açtınız ve şarj 52'de ve sistem şu an yani 53'ten 52'ye gittiği mesajını yolladı ama sizin o an uygulamanız açık olmadığı için ondan haberi yok. Bu sefer hiçbir veri alamayacağı için cihaz durumunu göremezsiniz. Normal bir yolda. Ama işte siz gönderdiğiniz eventi sticky olarak tanımlarsanız o event gerçekleştiği anda onu karşılayacak bir metot, event, sınıf, aktivite artık ne derseniz yoksa bile o tetiklenir tetiklenmez o mesaj oraya iletilir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bazen böyle sticky eventler kullanmak zorunda kalıyoruz. Nerede kullanacağımızı da yeri geldikçe anlatmaya çalışırım. Yapışkan eventlere abone olmak da bu şekilde oluyor. Yani burada abone olmak zaten yukarıda anlatmadık. Genel olarak bu şekilde. Şöyle bir tanım yaptıktan sonra subscribe diye. Ondan sonra onun içine metodun adını yazıyorsunuz ve yapacağınız işlemi yazıyorsunuz arkadaşlar.
Buraya da sticky kodunu yazarsanız bunun bir sticky event olduğunu da sisteme söylemiş oluyorsunuz. Eventleri silmek de remove sticky event metoduyla halloluyor. Şimdi bir de thread metotlarımız var. Threadlerden bahsedeceğiz. Aboneler için kullanabilecek 4 farklı thread modu mevcuttur. Posting, main, background ve async diye. Normal siz herhangi bir thread modu girmezseniz bu zaten o posting thread'ine çeşidine giriyor. Eğer siz buraya main yazarsanız ne diyor? Bu thread modunda abone eventleri hangi thread'den gönderdiğine bakılmaksızın UI thread'e alır. Yani bütün eventleriniz uygulamanın çalıştığı main thread'in içinde gerçekleştirilir. Bunu bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir hatırlatalım. Bir uygulama açtığınızda işletim sisteminde ne olur? Bir proses başlatılır. Uygulama açtık ve proses başlatıldı. Ve bu prosesin içinde direkt olarak bir thread oluşturulur. Bunun adı da main thread'tir. Buraya veriler gelir. Mesela bir butonun tıklanma olayı burada. İşte bir resim koydunuz, onun eklenmesi burada. Bütün bu kullanıcının uygulamayla etkileşim sağladığı bu ekrandaki her şey burada. Mesajlar yani sırasıyla bunu bir kuyruk olarak düşünün. İşlemler buraya gelir, hallolur gider, hallolur gider. Bu böyle bir döngü içinde çalışıyor arkadaşlar. Ve siz buraya eğer main yaparsanız ne olacaktır? Buradaki işlemler main thread'de çalışır. Niye main thread diyoruz? Çünkü sizin uygulamanızda farklı farklı threadler olur. Ama kullanıcının etkileşimini sağlayan tek thread main'dir. Bu yüzden bunu atıyorum bir işlem yapacaksınız ve 20 saniye sürecek. Mesela bir döngü yaptınız 20 saniye sürüyor. Siz eğer bunu burada yaparsanız ne olacaktır? Atıyorum burada 20 saniye sürecek bir mesaj geldi. Bu bunu işlerken bundan sonraki işlemler çalışmayacağı için, çünkü daha sıra gelmedi, hala bunu yapmaya çalışıyor. Sizin bu uygulamanız ne olacaktır? Crash olacaktır. Application not responding hatası verecektir. O yüzden main thread'i çok fazla yormayacağız ve atıyorum bir text view'a text atacağız. Edit text'in içeriğini değiştirip bu gibi işlemleri de hep nerede yapacağız? Main thread'in içinde yapacağız. Bir de background diye bir şeyimiz var. Bu thread modunda abone eventleri posting modunda olduğu gibi gönderildiği thread'de aynı thread'de alır. Buradaki fark, eğer UI thread'e gönderildiyse abone onu bir arka plan thread'inde alır. Bu event'i aldıktan sonra yapılacakların UI'yi belirlemek içindir. Yine de bu arka plan thread'e uzunca bir işlem yapmamaya özen gösterin. Yine mesela şöyle bir örnek verelim. Main activity'miz burada. Burada da bir servisimiz var. Ve farklı bir thread üzerinde çalışıyor. Bunların ne olduğundan bahsedeceğim ama şu an için genel olarak bir açıklama yaptığım için bunları anlatmak zorundayım. Bu farklı thread'de bir sayı üretimi var mesela 1, 2, 3 yani 1 saniyeyle mesela sayılar üretiliyor. Siz eğer burada üretilen sayıları main activity'ye göndermek istiyorsanız event pass'ta diyor ki main activity bunu bu çalıştığı thread'in üzerinde alır yani main thread'i kullanmaz bunu alırken. Bu da ne olur? Main hani arkada istiyorsa bir sürü iş olsun benim main thread'im kilitlenmeyeceği için uygulamanın çalışması yine devam edecek oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar yeri geldiğince ihtiyaç olunca tekrar tekrar anlatacağım şeyler. O yüzden anlamıyorsanız da çok sıkmayın. Bir sonraki derste şu ana kadar anlattıklarım üzerinden örneklerle açıklamaya çalışacağım. Bir de async diye bir şey var. Bu thread modunda abone eventleri her zaman gönderilen ve UI thread'den bağımsız olarak ayrı bir thread'e alır. Bu abonenin ayrı bir thread'e çalışmasını olanak sağlar. Network operasyonları gibi. Yani uzun sürecek bir işlem yapıyorsak, bir servis kullanıyorsak ve bu farklı bir thread'de çalışıyorsa bizim kullanacağımız thread metodu da thread modu da bu olacak. Abonelere öncelik tanımlayabiliriz. Bir event yayınlandığında önce 1 deyip önce buna git, diğerine 2 deyip sonra buna git gibisinden bir sıra verebiliriz. Eventleri iptal etmek için cancel event diye bir metodumuz var arkadaşlar. Genel olarak event pass'ın kullanımı bu şekilde. Dediğim gibi bir sonraki derste bununla ilgili hani şu ana kadar öğrendiğimiz yapıları event pass'la nasıl yaparız onu anlatacağım. Çok daha ileri ihtiyaçları da artık yeri gelince zaten araştırıp öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok da
Karmaşık bir kütüphane değil zaten. Kendi sitesinden Eventbus yazarak, Green Robot Eventbus yazarak ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Veya bir soru sorarken bunu belirtirseniz zaten daha önce aynı sorunla karşılaşmış arkadaşların çözümlerini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bir sonraki derste birkaç örnekle Eventbus'ı ne olduğunu anlayalım. Görüşmek üzere.